Evet arkadaşlar. Dün Burak arkadaşımla beraber bujimizi söktük. Bakım kitapçığında işte soğuk çalışıyorsa buji şu şekilde takılır, bu şekilde takılır diye bir ibare var. Benim buji bayağı sıcak çalışıyormuş. Bujinin uç tarafı, ateşleme yerinin üstü beyaz benim bujide. O yüzden soğuk buji takmamız gerekiyormuş. Soğuk çalışan buji takmamız gerekiyormuş. Ben de gittim iridium buji aldım Moto Spartan'dan. Şimdi de Burak'ın yanına gidiyorum ki bu bujiyi değiştirelim. Yakıt sarfiyatının daha da azalacağını söylüyor kitapçıkta. Bakalım göreceğiz azalacak mı gerçekten. Şu sıralar bayağı yakmaya başladı motor. Yani bujiden şüpheleniyorum. Fabrika çıkışı buji bu. Motor da 4794 kilometrede. Yani normal değil o kadar yakması. O yüzden bir değiştireceğiz bakalım. Burak'ın yanına gidelim. Videoya devam edelim. Suzuki adres 110'da buji nasıl değiştirilir onu da görmüş olursunuz. Biz dün tecrübe ettik. Dün çekmedim. Nasıl olsa değişecek diye. Bakalım görelim nasıl değişiyormuş buji. Bu arada değiştirirken iridium bujinin kodlarını da vereceğim. Yalnız dediğim gibi benim motor da çok sıcak çalıştığı için buji, ben soğuk buji almak zorunda kaldım. Adres Türkiye sayfamızda zaten kitapçığımız mevcut. O kitapçığa bakarak bujiyi sökerek artık soğuk çalışan buji mi almanız gerekiyor, sıcak çalışan buji mi almanız gerekiyor, yoksa normal buji mi almanız gerekiyor, onu bujiyi kontrol ederek anlayabilirsiniz. İridium buji tarafında ise işte soğuk çalışan bujiyi alacağım için ben soğuk çalışan bujiyi söyledim Spartan'a. Spartan'daki arkadaş bana, Moto Spartan'daki arkadaş bana İridium bujisini gösterdi. Onu aldım. Bakalım yoldayım. Burak abi gideyim. Videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geldim Burak'ın yanına. Burada. Şimdi sökeceğimiz vidaları göstereyim. Birincisi şu. Bu vida. İki bu. Üçüncü bu. Dört bu. Şunları söküyoruz küçük vidaları. Normal yıldız anahtarla zaten sökülüyor bunlar. Şimdi yıldız torna vidayla. Vidayla sökülebiliyor. Şunu sökeceğiz. Bunu. Şunu ve şunu sökeceğiz. Bunu da 10 numara mıydı Burak? 10 numara. 10 numara anahtarla sökeceğiz. Burak'ta lokma var. Lokmayla söküyoruz. Şimdi bunu söktükten sonra çıkartıyoruz. Direkt çekince zaten çıkıyor arkadaşlar bu. Yani orasını göstermeyeceğim çekerken çünkü yardım edeceğim şimdi Burak'a. Ondan sonra içerisinden devam edeceğiz. Şunları sökmenize gerek yok. Yok. Şunlara gerek yok. Zaten bu kapak komple çıkacak. Komple kalkacak bu. Vidalarımızı söktük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane vidayı söktük. Koyduk şuraya. Şu şekilde. Kapağı hiç indirmeye gerek yok. Şöyle alıyoruz abi. Direkt kaldırıyoruz zaten. Olay bu. Bunu kaldırdık. Şu şekilde çıkıyor. Aynen komple böyle çıkıyor. Böyle. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir yere bağlı. Evet. Şimdi bujinin olduğu yeri de göstereyim. Arkadaşlar bujiyi sökmek biraz zor. Pupası burada. Şurada. Bunu çıkartıyoruz. Ondan sonra şunu da göstereyim. Zaten motorumuzda olan buji sökme aparatını alıyoruz. Söküyoruz. Sökmeden önce şunu şuradan kurtarıyoruz. Sen sökeceğim mi? Yardım edeyim mi? Şuradan çekmeye devam edeyim mi? Çek çek. Şuradan pipoyu. Motor sıcak mı? Sıcaktır biraz. Biraz altı sıcak. Bekleyelim istiyorsan. Şöyle pipoyu alıyorum. Bayağı sıcak. Bekleyelim abi. Pipoyu sökelim abi. Direkt çekiyoruz zaten. Pipo çıkıyor. Pipo dışarıya çıktı. Alıyoruz pipoyu. Şöyle çıkarttık. Biraz bekliyoruz. Evet soğusun çünkü çok sıcak. Yanarız. Şimdi arkadaşlar. Şurada bujimiz var. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Görmeyenler için. Şunun ucunda şurada buji var. Bunu sökeceğiz biraz sonra. Biraz soğusun. Bekleyelim biraz. Evet motorumuz soğudu. Şu anda bujiye
sökmek için çalışmalar başladı. Ben şu alttan tuttum. Tuttum kanka. Arka tarafı kanka. Parmağım mı orada? Yoo. Heh, girdi. Orada parmağım sıkıştı. Allah. Tamam. Yukarı, yukarı. Pardon. O zaman biraz daha aşağı doğru gideceğiz. Şuradaki deliği ayarlıyoruz arkadaşlar ki kolay açabilelim. Tamam mı öyle? Öyle de aşağıda kalacak ama. Yok. Oradan şey yaparım. Ya iki kişi yaparsanız bu işi daha kolay yaparsınız. Veya adam gibi bir buji sökme şeyi varsa. Evet. Evet, bu kadar açıldı. Açıldı. Biz dün zaten fazla sıkmamışız. Şimdi bu aleti çıkartacağız biraz sonra. Elle sökeceğiz. Tabii el girmeyeceği için ilk başta aleti böyle çevirerek. Yeter herhalde kanka, elle hallederiz. Biraz bayağı boş değil. Sıcak çünkü hala ılık. Buji daha sıcak olabilir. Alayım mı? Dur. Sıcak mı? Değil. Dönüyor mu? Dönüyor. Ben de elimi koyayım şöyle alta. Biraz sabır gerektiriyor. Evet. Bujimiz çıktı. Bunun değiştirme sebebini de size söyleyeyim. Biraz sıcak. Şimdi arkadaşlar, bırak şuradaki. Şu beyaz kısım bende çok beyaz. Bu eğer kahverengi olursa başka buji alıyorsunuz. Ama benimki çok beyaz olduğu için kullanma kılavuzunda çok ısındığını belirtiyormuş bu bujinin. O yüzden soğuk buji alın diyordu. Ben de soğuk buji aldım. Ama iridiumunu aldım bunun. Şimdi biraz sonra ikisini yan yana koyacağım, göstereceğim size. Siz de farkı anlarsınız. Arkadaşlar şimdi aldığımız iridium bujinin arkasında şöyle bir vida var. Bakın bunda yok. Bizimkisi şu çıkık vaziyette. Bunu penseyle açıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Sonra zaten elle aynı, çevirerek çıkıyor. Aynı şekilde oluyor. Şimdi yan yana koyalım. İridium bujiyi de görün. Şöyle yan yana koyduğumuz zaman şöyle farkı görebiliyorsunuz, bu daha ince. Bir de içerisindeki şu demir iridiumdan, bu bakır olması lazım. Bakır diye biliyorum ben. Şimdi takacağız bakalım arkadaşlar. İkisinin arasındaki farkı gördünüz. Şimdi devam ediyoruz. Şurada da var farklılıklar. Evet, biraz daha şurada şu şeyler falan. Evet, ince biraz porselen daha. Porselen bölümü de farklı. Onun haricinde hepsi normal zaten. Şuraları herhalde bilmiyorum artık o kadarını da. Farklı işte mı iridium yani. Ha, iridium mi iridium. Tabii bunu oraya sokarken abi biraz dikkat etmek lazım. Evet, o ucu bir değerse yandığımızın resmi. Evet. Ağır ağır hiç acele etmeden. Elimi koyayım alta. Şöyle. Evet. Çeviriyoruz. Elimle sıkabildiğim yere kadar. Şimdi elle sıkamadığımız yerde artık bu devreye giriyor. Bunu sokup bununla elle. Yine elle dönmeyecek şekilde sıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar, şimdi bunu böyle dik pozisyona. Bunu dik pozisyona getiriyoruz. Neden? Bu yeni sıfır buji olduğu için, bakın şurada. Şurada vatandaş söylemiş. Yani şunu şöyle 12 pozisyonu olarak varsayarsak eğer, saat 12 yönü olarak bunu 5 geçeye kadar sıkacağız. Şurada da yazıyor zaten. 1/2 diyor. Yani bu da 5 geçeye tekabül ediyor. Hemen hemen. Evet, böyleyken ver desteği. Şöyle parmağımla
dayanıyorum. Evet. 5 geçeye kadar sıkıyoruz. Tamam. Olayımız bu. Ondan sonra şunu da alıyoruz. Kanka aldım ben. Evet. Kanka yukarı bakıyor. Şuradaki çentiyi görüyorsunuz mu bilmiyorum ama. Şurada. Görüyor musunuz? Şu çentiye şurası denk gelecek. Yani tam yukarı bakacak arkadaşlar. Şöyle. Çalışması biraz zor oluyor ama. Çıt diyecek. Şöyle sağ sola oynata. Evet. Böyle olur herhalde. Demedi. Çıt deyince içine tam şeyine oturuyor çünkü. Evet. Şimdi. Evet. Evet. Tam oturdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir daha değil. Kontrol. Tam şimdi oturdu. Tamam. Takır diye. Evet. Şöyle oturduğunu görüyorsunuz zaten. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir denememizi yapalım ya. Ha onu da mı takalım? Zingoyu da takalım abi. O zaman zingoyu da takalım. Yakıt hortumuyla. Pipo'nun hortumunu sabitliyoruz. Tam tersi galiba kanka. Acaba? Hı-hı, bak o daha boşta kaldı. Şöyle. Evet. Onun da yönü varmış bu arada. Aynen öyle. Onu da görmüş biri oldum. Daha kalın, biri daha ince. Evet, çıtladı zaten. Evet. Şimdi motorumuzu bir çalıştıralım bakalım. Patlayacak mı? Duydunuz zinin sesini. Basıyor musun? Evet. Sıkıntı olmadan çalıştı. Sanki ama giderken göreceğiz artık. Yani bakacağız, göreceğiz giderken. Nasıl olacak bakalım. Yakıt biraz daha azalır diyorlar arkadaşlar. Daha dün doldurdum depoyu da. Depo hemen hemen full gibi. Yani 10 kilometre falan yapmışımdır. Onun için de bir video atacağım bakalım. İridium buji. Yakıttan neler yapıyor. İnşallah düşer. Şimdi kapatmaya geçiyoruz. Onu da devam edeyim çekmeye. Ondan sonra videoyu bitirelim. Havuzumuzu da alıyoruz. Şurada çentik var arkadaşlar. Şurada. 3 tane. O çentiğe dayayıp oturtuyoruz. Ondan sonra vidalarını sıkmaya başlayacağız. Şuralarda var çentikler. Öteki tarafta da var aynı çentik. Şuraları ilk başta şunları kontrol edeceğiz. Evet. Komple aç kanka onu sen. Yani dayı oraya. Zaten aynen öyle. Oturmak için. Şimdi vidalar burada kanka. İstiyorsan şey yapabilirsin. Şurada. Orası da mı? Ben şöyle tutayım. Sen istersen vidalar şurada. Şimdi şöyle göreyim. Evet. Siyahlar. Üstten başlayalım istersen kanka. Lokmayla. Ondu değil mi? Ondu. Evet. Hak istese şurayı da halledelim hemen de. Arkaya. Ondan sonra sıkarız. Kayıyor çünkü aşağı doğru. Evet, koltuk çekiyor ya. Hı-hı. Ağır. Tamam. Şimdi daha kayma tehlikesi yok zaten. Bakın arkadaşlar buralarda oturmuş. Şurada 3 tane çentik, şurada 3 tane çentik, burada 3 tane çentik var. Onları oturttuğunuz zaman herhangi bir sıkıntı çıkacağını da zannetmiyorum zaten. Sonra da vidaları sıkıyorsunuz. Olayı bitiyor. Şimdi ben dediğim şurada. Çok fazla sıkmaya da gerek yok zaten. Plastik aksamlarda kesinlikle çok sıkmalı. Aynen öyle. O aksine buralar direkt metale şey olduğu için. Zaten şu sadece 4 tane vida tutuyor arkadaşlar koltuğu. Motora sabitleyen onlar. O yüzden onları sıkı yapmakta fayda var. Aynen öyle.
yoksa. Peki, koltukla beraber yere düşersiniz. Sıkın yani. Şu alttaki bir de sıkayım ben bari. Şunları da halledelim. Evet. Şimdi bunu nasıl görürüz? Burası plastik olduğu için buraya fazla sıkmayın. Yalama ederseniz sıkıntı. Aynen burası da plastik. Bir de şarjlı matkap kullanmayın bunlar için. Elinizle çevirin. Yalama olma şansı kalmaz böylece. Okey. Şuna da bir daha bakalım. Okey. Tamamdır. Burak da buraları sıktı. Buji değiştirme işlemi burada biter. Şu buji anahtarı da şurada. Şurada görüyorsunuz. Takıyorsunuz yerine. Şu tornavida da hani görmemişsinizdir büyük ihtimalle, hiç dikkatinizi çekmemiştir. Hem yıldız hem düz tornavida. Şöyle çıkabiliyor. Tornavidanın sapıyla, onu da söyle de. Tornavidanın sapıyla aslında o buji anahtarının şurasına geçirip çevirme imkanı var. Onun için yapılmış. Ama yer olmadığı için. Ama yer olmadığı için tabii. Olmuyor. Dönmediği için biz bunu kullandık. Bu da çelik olduğu için herhangi bir sıkıntı da yaratmadı. Daha kısa şekilde, evet. Bükülme olmadığı için. Yani bu tarz bir şey kullanılırsa daha uzun, daha kolay olur, daha mantıklı olur. Daha öteki türlü olur. Çünkü biz açamadık. Yani çünkü güç veremiyorsun. Aynen öyle. O yüzden evet. Açma şansın sıfır. Şunun da içini şöyle bunu takıyoruz. Bunu da şöyle içine koyduk. Adresin alet çantası da burada. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, bizim işimiz bitti. Siz de yapmak isterseniz, sorunuz olursa da sorun. Cevaplarız. Yalnız arkadaşlar bak, bujinin kodunu gösteriyorum size yalnız. Benimki soğuk çalışmadığı için, sıcak çalıştığı için ben bunun 8'ini aldım. Şurada 7 yazıyor. 8'ini aldım. Ve de 8'in de iridium bujisini aldım. O da şu koda tekabül ediyor. Eğer burası kahverengi ise, şu beyaz yer sizde kahverengi ise herhangi bir sıkıntı yok demek. Eğer yağlıysa başka buji. Eğer kahverengi ise orijinal bu buji. Eğer beyazsa çok ısınıyor demek. Şunun 8'ini alıyorsunuz. İridium almak istemezseniz. İridium alıyorsanız eğer sıcaksa bunun 8'ine göre şunu alıyorsunuz. Dediğim gibi videonun altına yorum yaparsanız ona göre de cevap da veririm ben size. Elimden geldiği kadar, bildiğim kadarıyla anlatırım. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Abone de olursanız süper olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Harbiden dediğim gibi. Güzel.